11 Şubat Cumartesi. Cumhuriyet. Mehmet Ali Güller. Kaçak ruhsat bağış düzeni. Anımsayacaksınız. Erdoğan 21 Ekim 2017'de biz bu şehre, İstanbul'a ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz demişti. Kuşkusuz ihanet edilen şehir sadece İstanbul değildi. Bütün şehirler, tüm ülkeydi. Aslında İstanbul'a ve ülkeye nasıl ihanet ettiklerini de söylüyorlar. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduktan sonraki iki yılın bilançosunu çıkardığı basın toplantısında aynen şöyle söylüyordu. Kaçak yapılara ruhsat verip bağış alıyoruz. Elbette o kaçak binaların büyük kısmı önceki dönemlere aitti ama bundan bağış çıkarmak bir yenilikti ve yeni düzenin de ayak sesleriydi. Nitekim o düzen geride kalan çeyrek yüzyılda AKP tarafından inşa edildi. Kaçak ruhsat bağış düzeni. Müteahhitler rahatça denetimsiz kaçak yapı yapabiliyor, siyaset bağış karşılığı ruhsat vererek kaçakları legalize ediyor. Hatta 1996'da kaçak yapılara ruhsat verip bağış alıyoruz dedikleri düzeni geliştirdiler, derinleştirdiler ve genelleştirdiler. Havuzlar da kurdular. Kaynağını sormayacağız, getirin paralarınızı diyerek çeşitli ülkelerden oligarklara alan da açtılar. İmar affı, vergi affı, 20 yılda 200'den fazla kez değiştirdikleri ihale kanunu, vakıf belediye ilişkisi gibi yollarla ihaneti büyüttükçe büyüttüler. Burada bağış kelimesi kurdukları düzenin sihirli kelimesidir. Bu kelimeyi meşrulaştırmak için de kutsal bir kelimeleri var. Dava. İşte o dava için her yol mübah, her bağış helal. İki gündür ahbaba 1 milyar TL'yi yedirmeyiz özetli saldırıların sebebi de bu. Çeşitli isimlerce sosyal medyada dile getirilen bu söylemin alt metni açık. Biz yiyeceğiz. Yurttaşın neden AFAD'a ve Kızılay'a değil de Haluk Levent'in liderlik ettiği Ahbaba yardım yaptığından dersler çıkaracaklarına, Ahbaba yapılan bağışlara o hal üzerinden nasıl el koyabileceklerine kafa yoruyorlar. Özetle, kaçak ruhsat bağış düzeninin elemanları kendilerine yapılmayan bağışların peşinde ve 20 yıldır toplumu her konuda böldükleri gibi bu konuda da böldüler. Afatçılar, ahbapçılar diyerek siyasi rant elde etmeye çalışıyorlar. Her afetten sonra kaçak ruhsat bağış düzeni için fatura ödememenin yolu da aynı. Kader planı. 20 yıldır böyle. İyi bir şey olursa AKP'den, kötü bir şey olursa Allah'tan. İyi bir şey olursa Erdoğan'dan, kötü bir şey olursa dış güçler. İyi bir şey olursa, yaparsa AKP yapar kötü bir şey olursa bugün siyaset günü değil. İyi bir şey olursa, gemi onların, kötü bir şey olursa hepimiz aynı gemideyiz. Kısacası önümüzde hepimiz için bir yol ayrımı var. Ya bu kaçak ruhsat bağış düzenini değiştireceğiz ya da her afette aynı nakaratları tekrarlamayı sürdüreceğiz. Bunun için AKP'lileri de iş düşüyor. Depremde yakınlarını kaybeden acılı AKP milletvekilinin keşke gerekli tedbirleri alsaydık sözleri ancak geri yapıldığında acıları paylaşan bir öz olacaktır çünkü.